son durumu öğrenebilir miyiz bir de sizin ağzınızdan? Evet, öncelikle kağıthanemizi İstanbul'umuza geçmiş olsun diyoruz. Bugün 5. gün ve sahadayız. Bakanlığımızla, Çevre Şehircilik Bakanlığımızla, valiliğimizle, devletin diğer tüm kurumlarla beraber, belediyemizle beraber sahadayız. Vatandaşlarımızla sürekli beraberiz. Hem sabah erken saatlerinde görüşmeler yapıyoruz, hem gece tekrar 12'de bile tekrar sahaya uğruyoruz, bakıyoruz. Şu ana kadar durum oldukça güzel bir şekilde gidiyor. Bizim ilk durumda kendiliğinden çöken bir binamız var. Dilsatora çökmesinden dolayı sonrasında kontrollü bir şekilde yıkım yaptığımız bir binamız var. Toplamda 13 dairemiz vardı. Bu 13 dairemizle ilgili olarak hemen hızlı bir şekilde orada yıkılan binadaki sahiplerimize, hak sahipleri görüştük. Onların bugün itibaren eşya yardımları 35 bin lira ücretlerini bugün yatırıyoruz. Hemen akabinde, onun öncesinde de yaklaşık 2 bina, yıkılan bina artı 24 bin, 26 binamızla ilgili ilk gün Aile Sosyal Politika Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. O da hızlı bir şekilde tüm ailelerimize 5'er bin lira yardım yapmış oldu. Ve böylece ailelerimizin mağduriyetini gidermiş oluyor bu sayede. Yine aynı zamanda belediye olarak da bizim hem konaklama, hem yemek, hem diğer ihtiyaçlarla ilgili bizim kriz masası dediğimiz Afet Koordinasyon Merkezimiz Yahya Kemal Spor Kompleksi'nde kurduk. Orada da bakanımızın yetkilileriyle beraber çalışıyoruz, valimizle beraber çalışıyoruz. Vatandaşlarımız istekleri vakit gün içerisinde geliyor, oradan bilgi alıyorlar. Her bir bina içinde birer masa kurduk orada. Hangi sokakta, hangi binayız o masayı da orada hızlı bir şekilde faaliyete geçiyor. Vatandaşlarımız bilgiyi almış oluyor. Bu da vatandaşlarımız etkili bilgi akışını sağladığımız takdirde de bu mandada vatandaşlarımızın çok güzel sonuç alarak önümüzdeki süreçte de bugünden itibaren de başlık taşınma sürecine başlamış olduk. Şu anda binası tahliye edilen binalar bizi kontrollü bir şekilde Afet Koordinasyon Merkezimizle beraber eşyalarını hızlı bir şekilde boşaltıyorlar. O binalarda ileriki süreçte yıkıma başlayacağız. İstinat duvarının müteahhiti tutuklandı denildi. Siz takip ediyor musunuz bu süreci? Bununla ilgili şu anda bize gelen bilgi yok. Ama şöyle bir durum var. Direkt bu olaydan hemen akabinde Çevre Şehircilik Bakanlığımız suç duyurusunda bulundu. Efendim? Ve suç duyurusuyla beraber de bununla beraber diğer işlemleri savcılık makamı takip ediyor, mahkeme süreci. Ama henüz bize tutuklama ile ilgili bize gelen bilgi yok. Peki bölgede kentsel dönüşüm mü düşünüyorsunuz ileriye dönük? Evet, bölgeyle ilgili özellikle bakanlığımız öncelikle tespit durumunu yapacak. 26 binamızla ilgili çalışma şu an tamamlandı. Yıkım kararları alınmış oldu. 24 binanın 2 bina kendine yıkılmıştı. Geri kalan bölgedeki diğer etkilenme alanındaki binalarımızla ilgili hızlı bir şekilde hem zemin etüdü hem de binalar ilgili karotlar alınmak suretiyle o binaların depreme dayanıklı olup olmadığıyla tespiti yapılıp eğer depreme dayanıksızsa bölgedeki kentsel dönüşüm alanı biraz daha genişleterek TOKİ aracılığıyla, Çevre Şehircilik Bakanımız aracılığıyla bölgeyi tekrar yenilemek istiyoruz. Karot çalışmalarından baktığımız deniz kumu çıktı, C3 denildi. Doğru mudur bu? Şimdi bir tane binaya az önce biz de değerli vekilimizle, değerli genel müdürümüzle beraber baktık. Evet, sonuçta baktığımızda eski binalar olduğu için de bu durumda çıkabiliyor. Tabii bununla ilgili teknik bilgi bize gelmedi ama şu var. 99 depremden önce yapılan tüm binalar şu anda mevcut yönetmelik gereği bir de aynı zamanda deprem gördüğü için binaların büyük bir çoğunluğu depreme dayanıksızdır. O yüzden de bunlarla ilgili tekrar sağlam rapor çıkması güç gözükür. Ancak 2000'den sonra ve 2005'ten sonra yapılan binalarda bu raporlar çıkabilir. Ama depremden önce yapılan buradaki binaların birçoğu stoğa baktığımız zaman hepsi 90 yılı ve öncesi binalar. Bunlarla ilgili büyük ihtimalle depreme dayanıksız raporlar çıkacaktır. Vatandaşlar burada nerelere yerleştirildi? Vatandaşları belediyemiz koordinasyonda hemen çevremizdeki otellere, onlarla beraber görüşecek misafirhanelere buralara yerleştirdik. Dün aldığım son rapora göre 250'ye yakın misafirimiz şu anda otellerimizde ağırlıyoruz. Bölgemizdeki otellerde ağırlamaya devam ediyoruz. İlk gün bu sayı 250-300 civarındaydı. Her geçen gün azalıyor. Bu da taşınmalar olduğunu gösteriyor zaten. Bir de efendim nakdi yardımdan bahsettiniz. Bu yardım tek seferlik mi olacak yoksa devam gelecek mi? Şöyle, bizim ilk başta, ilk gün olay olduğundan hemen sonraki günde her aileye burada hiç kiracı ve ev sahibi ayrımı yapmadan her aileye 5'er binler yardımda bulunmuş olduk. Hı hı. Sonraki gündemde de binası yıkılanlarla ilgili çünkü eşyalarla beraber yıkıldı. Bunlar 35'er binler yardımda bugün bulunuyoruz. Yine bununla beraber de her ay ev sahibi ise şayet burada oturuyorsa her ay 1500 lira kira yardımı bakanlığımız aracıyla beraber bunları yapmış oluyoruz. Bir de aynı zamanda burada eğer kiracıysa da hem taşınmasını 1500 lira taşınma artı bir aylık da kira durumunu yani 3000 lira da onlara vermiş oluyoruz. Ve böylece tüm ailelerimizi mağdur etmeden bölgeyi boşaltmış oluyoruz. 750 bin liralık bir fon oluşturulmuştu galiba bugün o 5 milyona çıkıldı denildi. Doğru mudur? Şöyle ilk gün o 5'er bin lira toplam 139 daire vardı bunu. Buna göre dağıttığımız zaman bu rakam tekabül etmiş oluyor ve akabinde de direkt olarak kira yardımlara başlamak suretiyle de şu anda 4 milyon daha fon aktarılmış oldu. 4 milyon 750 bin yaklaşık 5 milyona yakın şu anda fon aktarılmış oldu bölgemize. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun tekrar.